Tilki! Hey tilki! Bu ya? Ne bakınıyorsun sağa sola? Ne arıyorsun? Ya dur bir be, bir şey arıyorum burada. Tamam işte, ne arıyorsun? Sana yardımcı olacaktım belki. Havadan uçarken izlerdim, hemen bulurdum ben. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Aslında ne aradığımı ben de bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? İnsan ne aradığını bilmez mi? Annem insanların bir şey kaybettiğini söyledi de onu arıyor. Ne kaybetmişler? Dürüstlüğü kaybetmişler. Ben de onu arıyorum. Hay Allah'ım ya. O lafın gelişi öyle demiş. Demek istediği insanlar artık dürüst davranmıyorlar. Ve dürüst davranmadıkları için de dert yanmış annen. İnsanlar dürüst olmalıdır demiş. Bunun neresini anlamadın? Anlamadım. Yahu dürüstlük nedir biliyor musun sen? Hayır. Oo. Bak söylüyorum. Dürüstlük doğru olmak demek, insanları kandırmamak demek, yalan söylememek demek. Şimdi anladım. Aferin. O zaman ben dürüst bir tilkiyim. Bu çok. İnsanları kandırmıyorum. Bir tek kargayı kandırıyorum. Dürüstlük sadece insanlara has bir şey değil. Ama sen herkes dedin... olması gereken bir şey. Anladım. Sanırım ben dürüst biri değilim. Nasıl değilsin ya? Geçen ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Bizim şu tavşan vardı ya. Uzun hangi kulak. Hangi tavşan? Uzun kulak. Uzun kulak tavşan. Evet. Evet. Geçen gün geldi ve bana bir yere gitmek istediğini söyledi. Ve ben de onu yanlış yere yönlendirdim. Bunun neresi güzel de gülüyorsun be? Bence çok eğlenceliydi. İşte bile. Belki o yorulmuştur. Belki acil işi vardı. Ama... He? Belki hasta ziyaretine gidecekti de yoruldu. Belki ben de eğlenmek istiyorum. Olamaz mı yani? Bir sürü eğlenme yöntemi var. İnsanları niye meşgul ediyorsun sen ha? Ama... Bak senin yüzünden yine unuttum. Girişi yapamadık başta. Giriş mi? Evet yine kayda başlamışlar. Bizi çekiyorlar. Poz ver. Nya, gül. Nya, güleç ol. Ağzı yamuldu. Neyse. Evet değerli arkadaşlar. 3. bölümle sizlerle birlikteyiz. Sizlerden gelen videoları izlemeye çalışacağız bu bölümde. Şu karşımda görmüş olduğunuz kızıl kuyruk. Ben gülümsemeye çalışıyorum. Olmuyor. Evet. Dürüstlük neymiş istersen bir videoyla izleyelim. Bak bir kardeşimiz bize video göndermiş. Videomuzu izleyelim. Hadi bakalım. Evet. İzleyelim. Çoban köye gitmiş, demiş ki hey köylüler evim yanıyor çabuk yetişin. Sonra bakmışlar evi yanmamış. Sonra demişler ki hadi hadi evimize. Yarın yine yalamamış. Demiş ki hey köylüler evim yanıyor çabuk yetişin diye seslenmiş. Bakmışlar yine yanmamış. Üçüncü sefer gerçekten de evi yanıyormuş. Sonra köylülerin yanına gitmiş. Bağır demiş ki hey köylüler evim yanıyor. Çabuk koşun yetişin diye seslenmiş. Köylüler çobanın evine gitmemiş ama çobanın evi de yanmış. Evet. İzledin mi? Öğrendin mi? Ha? Evet izledim. Benim de gözlerim var tamam mı? Duydun mu peki? Bu kulaklarla neden duymayayım ki? Sen de bile yok bunu. Kulaklarım koskocaman senin. Seninki de görünmeyecek kadar yoklar. Hayır, vallahi sadece tüyümün altında. Evet. Bence çoban çok eğlenmiş. Ben de çobanın yerinde olsaydım aynısını yapardım. Evim yanardı bu defa, kimse yardıma gelmezdi. Nitekim de gelmemiş zaten. Tamam işte, dürüst olsaydın evi kurtarırdın. Yani... Şimdi sokakta mı yatacak? Doğru söylüyorsun da.
Köylülerin de suçu var bence. Neden adama inanmıyorlar ki? İki kere yalan söylemiş. Nasıl inansınlar? İnsanların duygularıyla oynamış. Tilki, peki bana karşı dürüst olmadığın zamanlar oldu mu acaba? Ne? Sana karşı dürüst olmadığım mı? Evet. Her zaman öyleyim ki. Allah'ım ya. Neyse, sen bu girişte akıllanmayacaksın. Evet. Bir video daha izleyelim de belki aklın başına gelir. İnşallah bir daha ev konusuna girmeyiz. Bak, senin yüzünden yine puanlamayı unuttuk. Ne? Evet. Aa, evet. İyi de videoyu da değerlendirmedik ki. Değerlendir bakalım. Önce tilkiler. Önce tilkiler mi? Evet. Değerlendiriyorum. Değer. Ne kadar soğuk bir espri ya bu. Ya resmen tüylerim diken diken oldu. Tüylerim sarardı soldu be. Evet. O zaman. Yönetmen Sincap'a diyeyim de bir daha seninle çekim yapmayalım. Resmen bu soğuk havada içim üşüdü, içim. Yönetmen Sincap bence en çok beni beğeniyor. Hiç de bile. Sincap, senden çok şikayetçi. Yerinde durmuyormuşsun. Bir türlü başlayamıyormuşuz kayda. Allah Allah. Evet. O yüzden dikkat et. Ben çekimden sonra konuşurum onu. Vay be. Evet. Neyse. Benim söylediğimi söyleme, tamam mı? Söyleyeceğim seni. Bana peynir vermezsen söyleyeceğim. Sana peynir vermeyeceğim. Hem sen söylersen, ben de derim ki, Sincap hep senin fındıklarını yiyor. Ne? Evet. Benim fındıklarım mı? Bak, benim de galiba Sincap'a karşı dürüst olmam lazım. Sen... Çekimde olduğumuzu unuttum. Tüm doğruları söyledik. Yandık Tilki, yandık. İnşallah haftaya çekim yaparız ha. Çocuk bence güzel bir hikaye anlatmış dürüstlükle alakalı. Evet. Sen ders aldın mı? Evet. Bundan sonra çoban gibi olacağım. Neyse. Sen ver puanını da ondan sonra öteki videoda görüşeceğiz seninle. Ben çok karanlık çıkmış bence video. Evet. Ve güzel anlattı hikayeyi. O yüzden 85 veriyorum. 85 mi? Evet. Çok iyi bence. Güzel puandı yani. Ben veririm de güzel olmaz mı? Yani bilmiyorum. Çok dürüst olduğunu varsaymazsak bence gayet sıkıntılı. Neyse, ben de 80 puan veriyorum. 80 mi? Evet. Neden? Çünkü videoda titreme vardı. Ve biz her zaman rol yapmalarını istiyoruz. Rol yapmamış. Bize kısa film çekmişsinler istiyoruz. Anlatabildim mi? Göstersinler o, yani. Çocuk ne çekmiş peki? He? Anlatıyor. Biz anlatım istemiyoruz. Çekimle göstersinler bize. Bir saniye. Ne? Aklımı başımdan alıyorsun. Toplamayı unuttuk değil mi? Evet. O zaman topla bakayım matematiğin 3 bölümde ne kadar gelişmiş. 85. 80 daha. Evet. Efendim yönetmenim. Tekrar göstereyim. Yönetmenden ne? Kopya alma. Ne? Ne kopyası be? Ne alakası var? Tamam. Hadi söyle şu o zaman. Düzgün gösterin şunu. Ne? Yönetmen. Ne? Sen de uslu dur be. Sincap. Ne? 145. Onu bile yanlış söyledin ya. Kopya çekmene rağmen bile hata yaptın. Ne kopyası be? Ben gayet dürüst bir tilkiyim. Tamam mı? 165 yapar. Tamam mı? Evet. Şimdi bak, dürüst olman gereken ve arkadaşlarımızın da videolarını nasıl çekmesi gerektiğine dair bir video izleyeceğiz. İzleyelim. Bizim yönetmen de matematik bilmiyormuş. Helikopterim oynayayım ben de.
Çok mu bozdu ya? Anneciğim, ben bozdum da. Yastık da bozdum. Oynarken. Doğruyu söylediğin için seni affettim. Gel sarılalım. Canım kardeşim. Sen benim oyuncağımı kırsaydın. Evet. Senin tüylerini tek tek yolardım. Bak ya. Ama sana karşı dürüst olurdum yine ben. Umurumda değil. Neden kırıyorsun oyuncağımı? Ha? Yahu benim oynamaya hakkım yok mu? Ben de onun oyuncağını kırdım ama. Ne? Durmadım. Ne? Benden bir şey saklıyorsun sanki sen. Ne saklayabilirim ki ben? Bilmem. İçten içe konuştun. Kargayım ben gag derim sana selam derim. Kurnazlık yapma tilki, peyniri hep ben yerim. Kurnaz tilkiyim, kurnaz bana peynir ver. Biraz Nur Çocuk kanalında bu yaptığın hiç uymaz. Tilki kurnaz, karga kanmaz, dilim peynir dosya yenir. Hey! Tilki kurnaz, karga kanmaz, dilim peynir dosya yenir. Hey! Barışalım, karga bitsin gitsin bu kavga. Bölüşerek kardeşlik yayılsın dalga dalga. Bana bak kurnaz tilki, kandırdın beni. Belki sen de haklısın ama bizler kardeşiz çünkü. Tilki kurnaz, karga kanmaz, dilim peynir dosya yenir. Hey! Tilki kurnaz, karga kanmaz, dilim peynir dosya yenir. Hey!